Sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Yarın 22 Ekim İzmir koşuları için 10 koşuya ayrı ayrı dostlarımızdan birer kişiye yorum istedik. Onlardan rica ettik. Onlar da bizlere yorumlarını gönderdiler. Yarın 10 koşulu günde birinci koşuyu sevgili Yavuz, Maytah Min Yavuz kardeşimiz. İkinci koşu Tuncay Karakurluk. Üçüncü koşu sevgili Ahmet Çolak. Dördüncü koşu sevgili Yabanat Fırat abi. Beşinci koşu Hasan Oğuz Alp'te. Altıncı koşu EME'ye Emre Mehmet Yıldız. Yedinci koşu sevgili Alper Karlıga. Sekizinci koşu sevgili Ahmet Karsulu. Dokuzuncu koşu sevgili Yunus Emre Kırbaş. Onuncu koşu da sevgili Tahminci A. Yorumlayacaklar. Birer koşu onlardan şimdi dinleyeceğiz. 10 tane değerli dostumuza, abimize çok teşekkür ederim. Hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık. Sizler de video bittikten sonra bir beğeni butonuna basarsanız memnun olurum. Kanala da abone olmadan izleyen dostlarımız varsa onlardan da abone olmalarını rica edeceğim. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Beğeni yapmak da ücretsiz. Bana da bu şekilde destek sağlayabilirsiniz. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar, iyi seyirler. Tuna kardeşim merhaba. Hayırlı yayınlar diliyorum. 22 Ekim Cumartesi günkü İzmir'de birinci koşuyu yorumlamaya çalışacağım. Tabii ben bu koşuda bir cazip bir alternatif banko ile başlayacağım. Yani son yarışında bir kıpırdama gördüm Safkan'da. İlk iki yarışında da çim yarışlarında starttan sonra bir gerileme yaptı. Çok gerilere kaldı iki çim yarışında. Ama son kum yarışında bir kulaklık takısı aldıktan sonra bir farklılık gözlemledim. Yani 1200'ünü 1.17 içlerinde, yani startı da iyi alıyor. Bu Safkan'ın ben eğer start avantajı da var bence. Çünkü İzmir'de 1200 metre startı biraz viraja yakın bir start. İç kulvar avantajı var. Bu Safkan'da gene orta kulvardan çıkıyor. Ben 6 numaralı Glory Box'ın iyi bir start alması halinde yarışı kazanmasını bekliyorum. Neden de Starry Night gibi çok iyi bir çim atının kardeşi bu Safkan. Son kum yarışında ben bir kıpırdama gördüm. Dediğim gibi kulaklık takısı aldığı için. Ben alternatif tek olarak önereceğim bu Safkan'ı. Yarışı kazanmasını bekliyorum. Rakiplerinin ise bence dış kulvar dezavantajı var. Ama gene de önermek istiyorum. Özellikle 2 numaralı Bank of DC de, yani son kum yarışında da bana göre Natif Kan çimi de çok iyi bir orijin. Mustafa Çiçek'le 1.16 içerisinde tamamladı. Bir dördüncülük yaptı. Ben ciddi rakip olacağını düşünüyorum Mustafa Çiçek deklarasıyla. Üçüncü sıradan da 10 numaralı Revenant diyeceğim ben. Greystone temsilcisi bana göre ciddi rakiplerinden biri. Ve son olarak da 3 numaralı Barry Center arkadaşlar. İdmanları çok iyi. Mali temsilcisi Mehmet Kaya'yla kazanabilir diye önereceğim bu 4 safkanı. Ama 6 numaralı Glory Box bende bir tık önde arkadaşlar. Kazanmasını bekliyorum. Umarım başarılı oluruz. Benden sonraki tahminci arkadaşlara ve yarış severe de bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar Tuna kardeşim. Yarın için İzmir ikinci koşu 2000 metre kum mesafede şartlı 4 mücadele bana vermişsin. Teşekkür ediyorum. Benden önceki yorumcu arkadaşlara ve benden sonraki yorumcu arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ben ilk etapta 9 numaralı Babam Benim'le başlamak istiyorum. Babam Benim 600'ü 41.20 çok rahat yaparak çalışmalarını çok beğendim. Benim alternatif bir banko adayım normalde burada. Fakat zorlu bir mücadele olduğunu düşündüğüm için 7 numaralı Yeğenim Toprak 600'ünü 41.70 o da rahat çalışmış ve çalışmalar ve galopları çok iyi durumda. İkinci konumdaki atım oluyor benim 7 numaralı Yeğenim Toprak. 63 kilo ağırlığında 1 numaralı Bombacan kilosundan etkilenmezse 800'ünü de 55.50 rahat çalışarak Nevzat Avcı idaresinde kazanmasını beklediğim bir diğer isim de Bombacan olacak. Benim burada 9 alternatif bankom, 7-1 rakipleri, daha da büyük oynamak isteyenler 5 numaralı Tay Baba'yı da ekleyerek bu yarışı 4 atla geçebilirler. Herkese bol şans diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Merhaba Tuna Işık YouTube kanalı izleyicileri. 22 Ekim Cumartesi İzmir'de 3. koşuyu değerlendireceğim. 1200 metre çim pistte koşulacak. Dişilere ait maiden koşusunda gayet zorlu bir yarış olacağını aşikar. Bu koşuda sizlerin elini kolaylaştırabilecek bir tane cazip tek adayım olacak. Sizler de bu koşuda tuttuğunuz isimlere yer verin. Tekim hakkındaki yorumuma geçecek olursam, İstanbul'da yarış hayatına başlayan bu isim iki defa koştu, ikisinde de yedincilikle ayrıldı. Daha sonrasında
akabinde İzmir'e getirildi. İzmir'de de iki yarış kalabalığını gördüm. İtman pistinde de gayet sağlıklı görüntüsü vardı. Takı değişikliğine gidilmiş bu isimde. Bu isim 7 numaralı Mahakali. Nevzat Avcı idaresinde koşacak olan bu isim benim cazip tek adayım olacak. Sizler de tuttuğunuz isimleri muhakkak yazın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Tüm dostlara selam olsun. Tuna kardeşim sana da kolay gelsin. Lafı sözü çok uzatmayacağım. Yarın İzmir'de bana 4. koşuyu vermişsin. Bu koşuda 7 numara İrem'im. Ben Ankara koşusunda takibi almıştım. Yani yol bulamadığından dolayı yarışı izlerken dedim bu at takibime girsin. Ama son tabi ondan sonraki koştuğu 1200 metrelik İzmir yarışında bu sefer starttan tereddütlü çıktı. Gene atın tam teşekküllü nasıl koştuğunu anlayamadım ama yarın ben bu attan çok iyi bir koşu bekliyorum. Özellikle de kazanmasını bekliyorum. Rakip kim derseniz rakibi de 3'te 3 yapan 5 numaralı Gerard olur diye düşünüyorum. Bol şanslar. Selamlar Tuna abi. İyi yayınlar, bol şanslar. Bizi izleyen tüm dostlara selam olsun. Yarın İzmir 5. koşuyu bana ayırmışsın. Öncelikle teşekkür ediyorum. İzmir 5. koşu handikap 16 İngilizlere mahsus. 1300 mesafede çim koşulacak koşuda ben söze net bir şekilde 12 numaralı World Fest'ten başlamak istiyorum. Son yarışında 56 kiloyla ikinciliğinde bence muazzam iş çıkarttığını düşündüğüm, yarın için bakıldığında 6 kilo vermiş olan, 50 kiloya düşen, Ali Can Dağdeviren'in üzerinde olan World Fest bende ilk sıradan çıkmakta. Eksik koşması durumunda yine son yarışını kazanan 800 numaralı Şükran Hanım Cem Altun idaresinde tekrar kazanmaya yakın olabilir. Ve sözü de son olarak da 2 numaralı Testefi Nevzat Avcı idaresinde kesinlikle hatayı affetmez. Ben bu 3 ismi birbirinden ayırt etmiyorum. 12, 8 ve 2 benim sıralamam bu koşu için. Benden önce ve benden sonra tahmin verecek olan tüm dostlarıma, abilerime ve kardeşlerime bol şanslar diliyorum. Bizi izleyen dostlara da iyi seyirler diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Bol şanslar abi, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. Yarın için İzmir programı için 6. koşuyu sizlere ben yorumlamaya çalışacağım. Benim bu koşuda Travis Fontaine bank oyunlarım olacak. Ama zor bir ayak, onu söylemiş olayım. Yani ben de yarın itibariyle farklı bir teke gidebilirim. Henüz daha tam karar vermedim. Bazı isimler arasında kaldım. Ama eğer bu ayakta tek tercihini kullanacak olsam Travis Fontaine'den yana kullanırım. Çünkü Nurettin Şen'le daha önce de birçok koşu görüp kazanma başarısı göstermiş. İstanbul'da daha iyi gruplarda koştuğu, başarılı olduğu yarışlar söz konusu. Bu isim son yarışında biraz eksik kaldı. Beklenenin altında koştu ama bugün daha iyi durumda girecektir. Ve yarış gidişatı itibariyle 3-4 takip edeceği yarışta yüzlük sonrası attıracağı ataklarla o tay önde göçebileceğini düşünüyorum. Rakip kısmında eğer sonlarda gelebilecek bir 63 kilo ile çıldırmış durumda olan Çakır Dağlı 63 kilo da olsa ki yani çok sonları çok güçlü geliyor ve bir anda son verebiliyor. O isimden çok çekindiğimi belirteyim. Eğer farklı bir tekim olursa yarın onu belirteceğimi de söylemiş olayım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Alper Karla. 22 Ekim Cumartesi İzmir 7. koşuyu size dostlarla paylaşacağım. Herkese bol şanslar dileğimi iletiyorum. Tuna abinden beni sağlıklı diyerek tahminime geçmek istiyorum. 7. koşu saatleri 20.00 gösterdiğinde start verilecek. Benim burada net bir banko ismim olacak. Yarış araya gidip döndükten sonra mükemmel bir şekilde dönüş yapan 5 numaralı dirlik olacak. 2 yarış önce Mustafa Çek'le 1600 mesafeli yarışta köy kasaba yapmıştı arka tarafa. Yani düzlük dönüldükten sonra aldığı liderliği yaklaşık bir 10-20 boy kadar ön tarafa çıkıp yarışı kazanmayı başarmıştı bu isim. Yarın ön tarafa çıkacak isimler var. Tunçak gibi, Alaçatı Ası gibi, zaman zaman
Gençberk gibi, Wilson Nafos gibi. Ön tarafta ben süratle bekliyorum açıkçası. 4-5 konumlanıp düzlükle birlikte dışlarına çıkıp Mustafa Çiçek'in ben etkili ataklarıyla Dirlik'in bu grubu geçmesini bekliyorum açıkçası. Formda bir Dirlik, yakınen tanıyan Mustafa Çiçek. Ben yarın için bu gruba geçilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Benim net bankum olacak. İkili değerlendirmek isteyen dostlar için ise son yarışını beğendim. Fırat Baba, yani ikili değerlendirmek isteyen dostlarımız Fırat Baba'yla bir ikili deneyebilirler. Ben tekrardan 5 numaralı Dirlik'i banko önerdiğimi belirtmek isterim. Herkese bol şanslar, hoşça kalın. İyi günler. Arkadaşlar merhaba. Cumartesi İzmir 8. koşu için sizlerle birlikteyim. 2 yaşlı Taylara Mas bu koşuda start alacak olan 6 numara Samuray Kajiki. Yani İstanbul'dan geliyor. İlk defa ters piste çıkacak ama hazırlıkları, yani son yarışın bir kaza olduğunu düşünüyorum ama yani son yarışın zaten adı Urfa Aslan'a o kadar şey yapmayacağım. Geçildikleri Lime Victory hafta sonu yılın en iyi iki yaşlıları olarak piste çıkacaklar Çaldıran'da. Ben Nirvana gibi isimleri İstanbul'da geçen Samuray Kajiki'nin öne yakın gidip virajla birlikte arttırıp kesmeyen bir yapısı var. Yarın bunu İzmir'de yapabileceğini düşünüyorum. Grupta da yani böyle aman aman baktığımda iyi atlar var ama yani bu seviyede olan at göremedim. Bana göre Samuray Kajika bence bank olur. Olmazsa çok da karışabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani kısa vade koşup 1200'ü İzmir'de 1.11 içinde koşan atlar var. Yani Maiden'dan 1.10.80 yapıp Erhan Abdullah çıkan taylar da var. Şimdi o zaman neyi baz alacağız? Bunlar ikili bebekti ama koştuğu yarışlar ve yaptığı işlere bakacak olursak ben Samuray Kajiki'nin, yani şu an bendeki puanlamada birbirine çok yakın görünüyor Safkanların AGF'si ama ben Samuray Kajiki'nin yarın en az %50'leri göreceğini düşünüyorum. Bu atın da kazanmasını bekliyorum. Çok da macera aramayacağım. Kendime de banka yazacağım. Hepinize bol şanslar diliyorum. Benden önce soru yorum yapacak tahminci arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Kendinize bakın. Allah'a emanet. Selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Tuna abinin bana vermiş olduğu 22 Ekim Cumartesi İzmir programının 9. koşusu ile sizlerle birlikteyim. 9. koşu 2 yaşlı İngilizler Maiden mücadele 1200 metre mesafede çim pistte koşulacak. Aslında birbirine denk bir grup olduğunu söyleyebilirim. Ben Rockmaster temsilcisi olan 4 numaralı Freedom Forever ile başlamak istiyorum. Koşmuş olduğu tek çim yarışında iyi rakiplerinin yanındaki dördüncülüğü bu grup için yeterli olduğunu söyleyebilirim. O gün startında biraz ağır almıştı. Sonraki atakları diri ve dinçti. Bu yarışa geldiğimizde startla birlikte büyük bir olasılıkla 3 numaralı Evrus liderliği alacaktır. Son yarışında dediğim gibi startı ağır almıştı. Eğer bu yarışta fazla start sıkıntısı yaşamazsa 4 numaralı Freedom Forever sonlarda sert gelip yarışın kazanırı olmaya yakın bir isim olduğunun kanaatindeyim. Yanına tek bir isim önereceğim. Bu da 3 numaralı Eurus olacaktır. O da startla beraber liderliği alıp bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmak isteyecektir. Benim sıralamam 4 Freedom Forever favorim. Rakibi de 3 numaralı Eurus olacaktır. Herkese bol şanslar dilerim. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Tuna. 22 Ekim 2022 Cumartesi 10 koşulu İzmir yarış programında hepimize başarılar diliyorum. Benden önceki 9 koşu yorumlayan arkadaşlara da emeğine sağlık. Ben de sizlere günün son koşusu olan 10. koşuda yardımcı olacağım. Bu koşu şart 3, 3 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre kum pisti koşulacak bir yarış. Koşuya baktığımız zaman 7 tane atın uzun ara verdiğini görüyoruz. Benim uzun zamandır takibimde olan ve yeni sahiplerinde koştuğu yarışta tatminkar dördüncülük elde eden 18 no'lu Sereza benim sizlere ilk önceliğim önereceğim at olacaktır. Daha sonra ise 57 handikap puanı ile kayıtlı
Mehmet Kaya İdaresi'nde 9 numaralı Line Song. Sonrasında ise 154 gün arasında olmasına rağmen idman pistini izledim ben. Gayet sağlıklı ve akışlı gözüküyordu. Aradan pek etkilenmezse 4 no'lu Matrix. Mesafesinde gayet iyi dereceleri olan Gökhan Gökçe İdaresi'nde özellikle söylüyorum bu hafta olsun 8 no'lu kuponlusu. Maiden'da hep hatırlarsınız arkadaşlar, hep böyle Bursa'da ve İzmir'de koştuğu yarışlarda böyle sinyale düşen bir 15 no'lu sinemacı Bahattin. Bu hafta dikkat çekmek istiyorum. Yarın çıkıp tempoyu koyabilirse tatlı bir sürprizi yapabilir. Benden size söylemesi. Ve son olarak da yine ara vermiş ama hep jokey Müslüm Baydan'ın çalıştırdığı 1 numaralı Fermuz ile bu koşuyu noktalıyorum. Sıralama yapacak olursak sevgili dostlar 18, 9, 8, 15, 1 şeklinde bu yarışı neticelendiriyorum. Hepimize tekrar bol şanslar. Kendinize iyi bakın.